Merhaba, Çapa'da şantiye sahasında bu kez Ankara'dayız. Çünkü program başladığından beri sürekli vurguluyoruz. Neoliberal kentte artık kentler kocaman birer şantiye sahası. Yerel yönetimler bu şantiye sahasını müteahhitlere, şirketlere pazarlamakla görevli birer şirket gibi çalışıyor. Ve İstanbul, evet, şantiye sahalarının en büyüğü olmakla birlikte Türkiye'deki ikinci büyük şantiye sahası. Maalesef gene 20 yıldır AKP'li Melih Gökçe'nin yönetimi diyelim, mezarim altında inleyen Ankara. Ankara'dayız. Bu kez şantiye sahasını Mimarlar Odası Ankara Şubesi binasından sunuyoruz. Yanımda Ali Hakkan var ve Tezcan Karakuşcan'dan. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri. Ve Ankara Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde değişik, aslında çok fazla rastlamadığımız bir yeni çalışması var. Bir televizyon çalışması yapıyorlar. Kentin Sesi TV. Kentinsesi.tv adresinden izlenebilir. Aslında bir kardeş yayınına, şu anda bir ortak çalışma içinde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Evet, nereden başlayalım? Biraz Ankara'nın durumu, şantiye sahası, kentlerin şantiye sahasına çevrilmesinden bahsediyoruz. Ve özellikle aslında bunu çok uzun zamandır sözünü ediyoruz ama özellikle son dönemde, son bir hafta içinde diyelim ki patlak veren kent rantı yağması skandalı diyelim ya da neoliberal kentin iflası diyelim. İstanbul başta olmak üzere birçok kentteki kentsel rant ve yağma projelerini son derece şaibeli hale getirdi. İstanbul'da 3. köprü, havalimanı vesaire, bunlar soruşturmaların yapılamayan, aslında ikinci dalga soruşturmanında doğrudan adresli olan projelerdi. Biraz Ankara'dan başlasak, Ankara'daki yağmanın boyutları, çapı ne ölçüde gidiyor? İstanbul'la kıyasla bir hale geldi mi acaba Ankara'da? Yani şey söyleyebilirim, tabii sadece İstanbul ve Ankara meselesi değil, belki Türkiye'nin her yerinde aynı şeyden bahsetmek mümkün. Çünkü hükümetin yani yürüttüğü, sizin de bahsettiğiniz neoliberal politikalar her kentte ölçeğine göre yaşanıyor. Özellikle işte son kentsel dönüşüm, yani yasaların değişmesiyle birlikte kentsel rantta, kentsel yağma bütün kentlerde yaşanıyor. Ama Ankara'da tabii bunlardan ciddi ölçüde nasibini alıyor. Tabii dediğiniz gibi işte bizim 20 senedir başımızda olan bir büyükşehir belediye başkanı var ki işte ilk çapın projeleri Ankara'da, aslında o kavramı Ankara'da kendisi söylemiştir. Her seçimde Hatemti Melih Gökçe'ye ait. Her seçim döneminde böyle bir yatırım aracı olarak böyle çılgın şeyler söyler. Akla hayali gelmedik projeler önerir. Ne vardı mesela ilk çılgın proje? Çok şeyler var. Yani o kadar çok şey var ki. İşte kaleye uçak koyuyor. İşte ya da Eskişehir yolu girişine Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Yani bunları böyle bir hani kentin kimliğini bozacak projeler var. Çılgın şakalar yani. Yani çılgın şakalar. İşte kent merkezinde yürüttüğü şeyler var. Son dönemde kentimizi kimlikleştirmeye çalıştığı cephe değişiklikleri. Cumhuriyet dönemi yapıları ki Ankara tabii başkent kimliği olan önemli bir kentimiz. Bir cumhuriyet kenti aynı zamanda. Bütün o cumhuriyet dönemi mimari mirasını yok etmeye çalışan projeleri var. Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yine o kimliği gerçekten yok etmiş durumda da, yani altında belediyesiyle birlikte bütün oradaki dokuyu değiştirmiş. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreci yaşattırıyor bize. Onları söyleyebiliriz. Tabii kentsel dönüşüm, hani kent rantı deyince önce kentsel dönüşüm projeyi de akla geliyor ki çok uzun zamandan beri Ankara'da, hatta ilk örneğini havaalanı yolunda yaşadık. Önemli ölçüde, evet, Bursaklar'da. Önemli bir alan, konutlu sayısı olarak da. Önce oradaki insanlarla sözde uzlaşma adı altında hani bir takım projelere ortaklaştırdılar. Fakat 9 sene geçti ve hala insanlar evlerini oturtamadılar. Ve orası da hakikaten ciddi ölçüde bir rant mekanına dönüşmüş durumda. Hak sahipleri evlerini teslim alamadılar ya da işte buralarda birinci bodrumlarda, işte alt katlarda yerler kendilerine çıktı. Dolayısıyla hakikaten ilk kentsel dönüşüm projesi o anlamıyla Ankara'da çok başarısız olarak sonuçlandı. Diğer taraftan yine kamuoyunda çok sık karşılaşıyoruz. İşte Hikmen'de barınma hakkı mücadelesi veren
yurttaşlar var. Onlar da biliyorsunuz mafyatik yöntemlerde ciddi bir çatışma yürütülüyor. Yani ilk etapta bunları söylemek mümkün. Hani sonra belki biraz daha bunları açabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani kentsel dönüşüm aslında Ankara'da ciddi şekilde mahallelerin mücadelesini önemliyoruz. Bu yasal olanaklar da aslında kısmen kullanılarak bugüne kadar kısmen yavaşlatıldı. Ama dediğiniz gibi başta daha hani sanki anlaşmaya varabilecekleri fırsatlar gibi belki kendi oy tabanının olduğu yerlerde de böyle ciddi sonuçlar var. Peki biraz da fırsatlar önemli bir mağduriyet esaslı önemli anladığım kadarıyla ve hani buna benzer Ankara'da başka bu tür kentsel dönüşüm mağduriyetlerinden söz edebilir miyiz? Böyle hani en azından engellenmemiş kentsel dönüşümlerde ya da mesela fırsatlar biraz daha hani açık seçkarlı acaba nasıl getirilebilir? Çünkü hani İstanbul'da Sulukule, Ayazma bunların yani buradan sürülen insanların yaşadıkları biraz daha net biliniyor ama sanki fırsatlar ya da Ankara'da kentsel dönüşüm sonuçları biraz daha gizli kapalı gibi ne dersiniz? Ya tabii Ankara İstanbul kadar metropol bir kent değil sonuçta. Bir cumhuriyetin başkenti olma özelliği var ama son dönemde özellikle o başkent olma özelliğini de kaybetti. Yani buradan özellikle finans kuruluşlarının, İş Bankası'nın, işte Merkez Bankası'nın taşınması, bütün finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınmasıyla birlikte işte sanat da o tarafa doğru kaymaya başladı. Yani Ankara bir yoksunluk içerisinde kaldı. O zaman da hani İstanbul'daki kadar büyük bir kentsel rant ölçeği Ankara'da olamadı. Ama o da tabii kendi ölçeğinde derli toplu bir kent Ankara İstanbul'a göre. Derli toplu. İki tür saldırı altında tabii ki. Bir tanesi hani rant politikaları, özellikle bu Eskişehir yolu aksı üzerinde çok ciddi bir yapılaşma süreci yeni yerleşim alanları açısından öngörülüyor. O var. İkincisi de tabii AKP hükümeti olduğu için bir miktarda bu ılımlı İstanbul projesi kapsamında başkent kimliğine dair, Cumhuriyet'in başkent olmasına dair de bir kimlik problemini mekansal olarak da yapı üretim sürecinde de yapısal ölçekte, yapılı çevrede görebilmek durumunda kaldık biz. Aslında hem rant saldırısı altında hem ideolojik saldırı altında. Onu soracaktım. Yani İstanbul'da hani o da öyle tabii. Mutlaka bir ideolojik kuşatmayla birlikte yaşanıyor. Ama sonra İstanbul'u biliyoruz. Küresel kent adayı 20. sıradan da olsa. Hani iyi bir şey olduğu için demiyorum küresel kent ama işte finans merkezi. Ankara'ya ne tür bir misyon biçmişler acaba? Ya Ankara'yı tabii son dönem AKP'nin özellikle bu genel seçimlerde biçtiği misyon sağlığın başkenti Ankara yaklaşımıydı. Dolayısıyla oradan baktığımızda da zaten son rant projeleri olan sağlık kampüsleri, şehir hastaneleri falan gibi şeylerin burada yoğunlaştığını aşağı yukarı görüyoruz. İşte havaalanının şu anda yurt dışı uçuşları mesela çok ciddi direkt uçuşlar yapılmıyor. İstanbul aktarmalı uçuşlar yapılıyor. Ama bu sağlık sektörünün hayata geçmesi, şehir hastanelerinin hayata geçmesiyle birlikte havaalanından direkt uçuşlar da başlayacak yurt dışına. Bir anlamda Ankara aslında yurt dışında neoliberal politikalardan kaynaklı daha yüksek sağlık hizmeti veren ülkelerin taşeron sağlık hizmetlerine üstlenen daha ucuz iş gücünü barındıran, ucuz sağlık hizmeti oraya göre veren bir noktaya gelecek. Bu da Ankara açısından yani başkent kimliğini tamamen bitiren bir süreci. Ama bu gerçekten şey çok ilginç, pardon sözüm kesin. Yani nasıl aslında hani neoliberal kent dediğim zaman hem bir arazi üstündeki, mekan üstündeki rant yağması ya da toplam yağmadan söz ediyoruz ama bir de hizmetlerin özelleştirilmesi süreci aslında bu da nasıl mekana yansıyor evet. Ve hiçbir güvencesizleştirme ve özelleştirme aslında mekansız, mekan dışı değil, hep mekanda karşılığını buluyor. Onun bence çok iyi bir örneği. Evet. Sağlığın dışı eğitim de aynı şekilde. Bizde zaten şu an hani neoliberal politikaların hani daha böyle sağlık, eğitim alanındaki dönüşümlerimiz AKP hükümetiyle birlikte yaşamaya başladı. İster istemez bu dönüşümlerin hepsi mekansal olarak da kendisini bir yerde var etmeye başlıyor. Sağlıkta şehir hastaneleri, kampüs hastaneleri dediğimiz nokta. Eğitimde şimdi yeni dönemde tartışılan kampüs okullar dediğimiz işte
10 bin kişi bir arada olacağı kent dışında rakam okullar birer işletme gibi düşünülüyor bu okullar. Ve muhtemelen bu okullar elde edildikten sonra işletmesini de müteahhit firmalara verecekler. Yani okullar da işletme haline gelecek, kantinler işletilecek, oradaki tesisler işletilecek. Hepsi devlet tarafından karşılanıyor bile olsa Türkiye'de. Ama bu kampüs okullar sistemiyle tamamen bir işletmeye dönüşecek. Devlet içinde bir özelleştirme süreci yaşanacak. Dolayısıyla da baktığımızda kendi içerisinde derli toplu bir kent olan Ankara bazı durumlarda da bu derli topluluğuyla birlikte politikaların uygulanmasının da derli toplu hale gelmesine neden oluyor. Yani işte İstanbul'da bir kampüs okul yaklaşımını hayata geçirmemiz mümkün değil çok büyük yapısıyla, büyük ölçeğiyle ama Ankara derli toplu, derliyorsunuz, topluyorsunuz bir köşeye koyuyorsunuz. O açıdan ben AKP hükümetiyle birlikte başlayan bu kentsel dönüşüm, işte afet yasası, 2B, büyükşehir yasası dediğimiz bütün şehir yasası ve son dönem torba yasalarla birlikte kıyıların, ormanların işte yapılaşmaya açılmasıyla çok büyük bir rant sürecine girdi kentlerimiz. Ki zaten hani neoliberal politikaların ikinci kuşak yapılandırması da bunun üzerinde gidiyor. Zaten eğitim, sağlık, konut, yargı falan gibi süreçlerin özelleştirilmesi ve buradan bir getirisi üzerine kurgulanıyor. Bu ikinci dönemi bence Türkiye açısından AKP hükümetiyle başladı. 2002'de iktidara geldikten sonra ilk yaptığı şey 2003 yılında TOKİ kanununda değişiklikler yaptı ve TOKİ'yi yani sadece düşük gelirlere hizmet üreten bir yapılanmada bir müteahhit firmaya dönüştürdü. Yani 2002'de gelip 2003'te bunu yaptı. Sonrasında 2006 yılında kentsel dönüşümle birlikte işte 2012 yılındaki afet yasası, sonra yasası ile birlikte kentler tamamen o şeyin neoliberal politikalardaki rant aracının köşe taşlarına oluşturulan yasaları geçirdi. Bunun üzerine de tabii ki bir ciddi kent üzerinden paylaşım kavgası başladı. Tabii kentsel, neoliberal politikaların şöyle bir şeyi var kent hizmetleri açısından da. Halk nezdinde görece bir iyileşme sağlıyor. Bu iyileşme sağladığı için de insanlar bir anda işte evlerini aldıklarında gece kondunun dışında çok güzel mekanlarda oturma hayaliyle üzerine atlıyorlar olayın, kabul ediyorlar ama sonra işte tekrar ruhsatlar sürecine döndüğümüzde işte bir türlü 2006'dan bu yana evlerini alamamış bir süreçle karşılaşıyorlar. Orada bir ayrımcılıkla karşılaşıyorlar düşük gelirlere çünkü alt katları veriliyor. Daha orta gelirine göre insanlar konutlar almaya başlıyorlar. Sosyal problemler çıkmaya başlıyor çünkü bugüne kadar toprağa yakın yaşamış, konuşmuş bir şey içerisinde olmuş insanlar apartmanlara gidince yani tamamen kutular içerisine yerleştirilmiş bir hayatla karşılaşıyorlar. Ya da gerçekten onları bekleyen bir aldatılmışlık süreciyle karşı karşıya kalıyorlar ki bugün Ankara'da kentsel dönüşüm uygulanan her yerde bir küçük ölçekli de olsa mücadele var. Bunu Dikmen ve Mamak'ta biraz daha halka yayılmış, bilince çıkmış bir süreçte görebiliyoruz. Ama o yerlerde bu kadar şey değil. Küçük küçük dernekler kurmuşlar ama hala umut ediyorlar. Hani devlet onlara devlet onlara bir şey verir mi diye umut ediyorlar. Ama onlar da yaşıyor. İşte bir tanesi hesap altın oranda yaşanan sorun. Orada hak sahipleri, arsa sahiplerini almışlar, bir köşeye koymuşlar, tam bir beton yığını içerisinde onlara bir konut alanı tasarlamışlar. Ama onun dışında büyük rant getirecek o satışlardan kazanılan konutları da daha böyle derli toplu, birinci sınıf manzaralı yerlere koymuşlar. Şimdi onlar şeyin derdinde, dernek kurmuşlar. Yani bizimkiler niye böyle kötü, onlarınki niye güzel? Tabii bunları süreç içerisinde bence anlayacaklar diye düşünüyorum. Evet, biz aslında beraber bence bir Ankara'daki gene bir kentsel dönüşüm, mimarlık sempozyumunda beraber bir Ankara turu yapmıştık. Biraz ben de onu soracağım yani Ankara'daki böyle belirbaşlı TOKİ faciası diyebileceğimiz fırsatlar dışında yani hem yurttaşların mağduriyeti açısından hem
yapısallığı açısından başka ne tür örnekler verebilirsiniz? Şimdi bu son dönemde Hıdırlıktepe mahallesinde, yani Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin hemen çeperinde bulunan bir yer. Orada bir proje yürütmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok yoksul insanların yaşadığı bir bölge yani. Biz de oraya basın mensuplarıyla birlikte bir gezi yapmıştık. Gerçekten insanın içi eziliyor. Müthiş bir baskı ve tehditle insanlar yerlerinden edilmeye çalışılıyor. Bunu ispatladık da biz, çünkü işte Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir birim var orada. Mafyatik örgütlemelerle insanları tehdit ediyorlar. İşte bu yerinize 15 gün içinde boşaltın, bu taahhütname imzalayın, bunun karşılığı size 15 bin lira vereceğiz. İmzalamazsanız eğer 15 gün içerisinde bu 15 bin lirayı da alamayacağız diyen yaklaşımları var ki, o insanların gerçekten 15 bin lira bile çok büyük bir para yani. Yani. Gerçekten öyle. Son derece yoksul insanlar, elektrikleri, suyu, bütün işte kanalizasyon sistemleri kapatılmış. Müthiş bir yoksulluk, çoluk çocuk sokakta, işler acısı bir şeydi. Büyük bir uygulama orada yapılıyor. Başlamaya çalışılıyor. İnsanların çoğu zaten yerinden edilmiş durumda. Yani orada bir kısmı da zaten hak sahibi de değil muhtemelen. Sadece orada onların da ilgili işgalçi konuda görünüyor. Ama tabii en temel insan hakkı, varma hakkı hiçe sayılan bir yaklaşım var ki bütün kentsel dönüşüm projelerinde de yine aynı şekilde ki İstanbul'da değindiğimiz hepsinin temelinde işte yerinden etmeler yani ön plana çıkıyor. Sonrasındaki o sosyal boyutlarını biz de izledik. Sizle birlikte olduğumuz şeyde video çekimleri vardı. Gerçekten insanın içi sızlıyor yani. Yani yerlerinden etmişler insanlar ama gittikleri yerde hiç mutlu değiller yani. O kültür ormanlar meselesi mesela en hakikaten ilginci ve önemlisi bence. Yani bütün o kültürü de yok ediyorsunuz. Dolayısıyla Ankara'da buna benzer böyle uygulamalar var. Yine tabii daha böyle 70'li yıllarda plan tamamlanan birçok bölge var. İşte Türkiş blokları, aynı ülkelerde. Orası kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Çok yakında benim de oturduğum bir alan var. Ayrancı'nın çok geçiyor. Hemen meclisin dibinde hep bana bu soruyu soruyorlar. Gittiğimiz yerlerde ya işte burası son derece kıymetli de bir alan. İşte dönüşebilir mi? Dönüşürse neler karşımıza çıkabilir diye. Dolayısıyla zaten o kentsel dönüşüm yasası ilk çıktığında da söyledik biz. Bu işte zaten mülkiyeti yok eden bir yasa. Birkaç programda da söylemiştik. Yani artık kimsenin mülkiyeti, evi kendi evi değil. Kapısı olan yani, sebebi yani. Hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu herkese dokunabilecek bir yasa düzlemde. İşte benim evim niye, benim evim sağlam böyle bir şey söz konusu dediğim. Bu yasa düzenlemelerle birlikte Türkiye'nin her alanı, Gitarcı'nın az önce değindiği kıyılar, ormanlar dahil hepsi o kapsama gitti. Tabii şeye de değinmek lazım. Belki yani biraz bunu ekonomistlerle de görüşüyoruz yaptığımız etkinliklerde. Neden? Yani hep böyle işte bizim meslek alanımızdan, inşaattan. Yani bunların ne anlamı var? Biraz belki ona değinmek iyi olabilir. Çünkü AKP'nin yürüttüğü politikaların hepsi işte bu kentsel dönüşüm projeyle birlikte yani ciddi bir rant aracı olarak kentlerin yağmalatmasının bir anlamı var. O da kendi ekonomisini sürdürülebilir bir hale getirmesi. Nedir bu? Yani işte inşaat sektörü dediğimiz şey aşağı yukarı 300'den fazla sektörü besleyen, sübvanse eden bir alan ve son derece önemli yani dinamik bir hale getiriyor ekonomiyi. Ama baktığınızda da mesela Ankara kentinde işte Çukurambar var en yakınımızda. Böyle iki emsalli hakikaten işte 100 metre yüksekliğinde yapılardan oluşuyor. Ama gidip bakıyorsunuz çoğu boş şu an. Toptan kiralık, toptan satılık yani aslında bir karşılığı da yok. Talep edilen rakamlar da çok enteresan. Yani işte 40 katlı binalarda işte 1 trilyon liraya yakın şeyler var, satışlar var. Yani 750 bin lira. Gerçek satış mı yok? Tabii. Yani yok, talepleri böyle. Yani çünkü üst gelir grubuna yönelik hani tırnak içerisinde güvenlikli rezidanslar yapmak şeyi var. Yani insanlarda yani alanlar da var yani bazı bölgelerde var. Gerçekten öyle karşılık buluyor. Onu da anlamak mümkün değil. Belki bir miktarını da konuşmak lazım. Yani oralarda yaşanabilir mi? Onu soracaktım aslında. Çünkü aslında Ankara'da hani siz İstanbul'u çok kıyaslanmaz belki dediniz ama Ankara'da hani konuşmaya başlayınca bir tükenmiyor. Meğer bir fazla hazine haline maalesef gelmiş bu bakımda. Yani çok önemli 3-5 hatırınızda kalan zaten nokta var. Onları da mutlaka konuşalım. Bir tanesi bu bina güvenliği falan değil de riskli alan Saraçoğlu Mahallesi'ydi. Danıştay iptali geldi onunla ilgili.
Bir de esasında gerçekten hani ODTÜ yolu, 100. yıl muhadesi, yani bütün o aslında bunlarla gündeme geldi ama daha büyük değil mi? Aslında bir orman çiftliği. Hani üç tane böyle çok büyük aslında skandal da var. Biraz belki daha bildiğimiz şeyler ama bütün o Eskişehir yolu ve şey civarı anladığım kadarıyla kuzey batı mı orası Ankara'nın. Yani muazzam bir talan, yağma, çok simge. Aslında Haziran'dan beri hepimizin Haziran isyanımızın da önemli simgelerinden en azından 2-3 tanesi de Ankara'daydı. Evet. Biraz da onlardan söz etsek. Tabii bu kendisi... Ne yapıyorlar çiftlikte, aslında merkezdeki kalede, yani yeni tarih evler yaptıkları tarihi Ankara Kalesi'nde. Tabii riskli alan kararı çıktıktan sonra, daha doğrusu afet yasası geçtikten sonra, yani bence o sizin başta söylediğiniz o şantiye sahası mevzusu Ankara'yı tamamen bir şantiyeye dönüştürecek. Çünkü işte 1923'te yapılanan bir başkent bütün şeyleriyle eskimiş durumda aslında. Yapı stoğu da önünü doldurmuş gibi değerlendiriliyor. İstanbul'da i̇şte, deprem burada eski. Evet. İşte Küçük Esat, Gazi Osman Paşa, 100. yıl, o işçi bloklarının olduğu yer, Ayrancı, işte Yeni Mahalle, Altındağ, bunların hepsi çok ciddi rant alanları olmaya başlayacak. Dolayısıyla her yer şantiye olmaya başlayacak. Her yer şantiye olunca da her yer direnç olmaya başlayacak. Şimdi bu ilk, daha önce de söylemiştim, hani Cumhuriyet iki türlü, Ankara iki türlü baskı altında. Bir ideolojik saldırı, bir rant saldırısı. Şimdi bunun ikisinin birleştiği yerlerden birisi Atatürk Orman Çiftliği. Diğeri de Sarıçoğlu Mahallesi. Atatürk Orman Çiftliği işte o Cumhuriyet döneminin ilk o kamusal alan kullanımı, işte tarım insan ilişkisini gösteren, hatta bunun ötesine de geçen orada bir mahalle kültürüyle, bir işçi mahallesi tarzında örgütlenen bir yer Atatürk Orman Çiftliği kendisi. Yani bir taraftan tarım yapıyorsunuz ama bir taraftan o orada çalışan işçilerin barınma sorununu çözecek lojmanlarını yapıyorsunuz. Eski konu. Evet. İşte yıkanma sorununu çözecek hamam yapıyorsunuz. Çocuklarının okula gitmesi için okul yapıyorsunuz. Yani kendi içerisinde o İngiltere'deki bir işçi mahallelerini andıran ama işte onu da devlet kanalıyla çözen bir kamusal yaklaşımı var. Tabii çok büyük bir yeşil alan aynı zamanda ve Ankara içinde ciddi bir akciğer. Dolayısıyla yani yıllar üzerinden devam eden işte oranın arazilerinin dağıtılması, tasfiye edilmesi, kiralanması falan devam etmiş. Ama en son AKP hükümetine gelince de burası çok ciddi bir yeşil alan olarak kalmış, boş arazi olarak yeşillendirilmediği için dolayısıyla herkesin iştahını kabartır duruma gelmiş. Yollarda işte 2006 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne plan yapma yetkisinin devredilmesiyle birlikte Melih Gökçek gibi bir fenomenin oraya girmesiyle çok ciddi bir akciğere girmiş. Evet, aynen öyle. Akciğere mahvetmiş durumdalar. Ve işte yollarla bölünüyor, yeni yapılaşmalar öngörülüyor. Başbakanlık Hizmet Binası biliyorsunuz tam orada yapılıyor. 10 bin ağaç kesilmiş durumda. 40 bin metrekareli, 200 bin metrekare toplam inşaat alanı olan bir başbakanlık hizmet binası yapılıyor Eyvallah. 600 bin dolar mı diyeyim artık, ne ona mal olan bir şey, çok ciddi bir rant süreciyle karşı karşıya orası. Sonra işte hayvanat bahçesiyle birlikte dünyanın en büyük Disneyland'ını yapacağını söylüyor hayvanat bahçesiyle. Disneyland'de işte zaten en yine bunun devamı olan aslında Atatürk Orman Çiftliği'nden geçen yollarla birlikte o yollar çünkü tam yeşillerin ortasından geçiyor. Atatürk Orman Çiftliği'nden geliyor. ODTÜ yolunun tam ODTÜ kavşağının olduğu yerde saplanıp kalıyordu. ODTÜ yolu da bu rantın bir devamı olarak yeşilin içerisinden geçen ve Konya yoluna bağlanan bir aks olarak gündemimize geldi. Burada hedef ulaşım sorununu çözmek değil, Ankara'nın ulaşım sorununun çözülebilmesi için çok ciddi metro sisteminin yapılması gerekiyor, toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi gerekiyor. Ve özellikle bu ODTÜ yolunun geçtiği aks zaten ulaşımın tıkanan bir aks değil. Ulaşımın tıkanan aks tam onu direkt kesen Eskişehir yolu aksı. Orada da metroyu 20 yıldır hayata geçiremediği için kendi beceriksizliğini kapatarak aslında
kapatmaya çalışarak ODTÜ yolunun bu sorunu çözeceğini söyleyerek kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Büyükşehir Belediyesi hükümet ona destek verdi. Ama buradaki asıl şey Çukurambar'daki o yoğunlaşan emsel artış, artırımı, dikey büyüme ile birlikte ciddi bir rant olgusu. Yani o yoğun sözüne gel, orada emsel artırımı, dikey büyüme deyince biz aslında programda önce de konuşuyorduk, böyle basit bir şeyden söz etmiyoruz. Kaç meseledir mesela? Tabii şöyle bir şey, diyelim ki siz orayı yaparken planladığınızda yolunu, işte kanalizasyonunu, yeşil alanını 10 katlı bir yapıya göre planladınız. Yolun genişliği, işte bütün o sistemi 10 katlı bir binaya göre planladınız. Bunun bu görünen hali, bir de görünmeyen hali sonra emsal değişikliği dediğimiz planları değiştirerek, yani 10 katlıysa 70 katlıya çıkararak mesela. 70, yani 70 kat demek. Emsal artırımı 60 kat daha vermek demek. Dikey büyüme dediğimizde gökyüzüne doğru çünkü çıkma. Gerçekten onu hani ODTÜ'ye eskiden giderken bundan 20 yıl önce bayağı bir kırsal alana gidiyorduk. Şimdi artık mesela hani tam kavşakta aslında hani söz konusu yolunda yakınlarındaki yerde sadece bir binanın iç koridorlarında taş bir binanın o kocaman oraya yaptıkları işte merkez binası, bankası vesaire binaların sanki iç koridorlarında yürüyormuş hissi bana zaten gelmeye başlıyor kente girer gibi. Hani demek ki hayal böyle orayı olduğu gibi betondan koridora dönüştürmek. Tabii eski... Ağaç meselesi değil, bu sadece ODTÜ'nün meselesi de değil, bu vicdan meselesi. Buraya bu yolun yapılacak olması demek, 100. yıl halkının yerinden yurdundan edilmesi demek. Bu otoyolu hukuksuz olduğu için, ODTÜ'deki ormanları katledeceği için ve mahallemizde insanca yaşam hakkımızı gasp edeceği için istemiyoruz. Yola karşıyız çünkü dağda bile sadece ayak izimizi bırakan bir topluluğuz. Şehirde bunun karşılığı olan bu talana karşıyız. AKP'nin piyasacı politikalarının kentlerimizi, ormanlarımızı, parklarımızı talan etmesine karşı olmaktır bu yola karşı olmak. Bu yüzden ODTÜ'de yol istemiyoruz. Bu yola karşıyız çünkü sermaye uğruna insanların yaşam alanları kısıtlanıyor. Bu yol AKP'nin inşaat baronlarına açılacak olan yeni bir rantın yoludur. Yaşam alanlarımızın sermaye teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yola karşı asla yalnız yürümeyeceksin. Bu yolu istemiyoruz. Bu yol bittikten sonraki... Buradaki halkın oturduğu evler rezidanslara, villalara dönüştürülecek ve buradaki halk sürgün edilecek. Bu yolu istemiyoruz çünkü bu yolun trafik sorununu çözmeyeceğini, mahalle halkının yaşam alanını sınırlayacağını ve o ormanı tahrip edeceğini biliyoruz. Çünkü hiçbir çocuğun sokakta oyun oynama özgürlüğünün elinden alınmasını istemiyoruz. Ayrıca biliyoruz ki bu yol son değil ve son olmayacak. Çünkü hiçbir sporcu kanlı bir yoldan geçmek istemez. Bu yol adaletsizliğin yoludur. İnsanlar gecekondularında soğuktan donarken milyonlar harcanarak yapılan ve bir o kadar kazandıracak olan alışveriş merkezlerinin yolunu istemiyoruz. Yola karşıyız çünkü rant için yaşam alanımızın talan edilmesini istemiyoruz. Yola karşıyım çünkü ormanlar bizim için çok önemli ve yavaş yavaş yok olmaya başladılar. Bu sebeple yola karşıyım. Havada özgürce uçtuğumuz gibi mahallemizde ve okulumuzda özgürce dolaşmak istiyoruz. Ve bu yüzden yola karşıyız. Bu yol Eskişehir'i Konya'ya bağlayan yol değil. Bu yol AK Parti hissedarların, müteahhitlerin ve Melik Gökçe'nin rant yoludur. Biz ensemizde polis sesiyle oluşacak bir kentsel dönüşüme hayır diyoruz. Yola karşıyız çünkü mesele 3-5 ağaç değil, 3000-5000 ağaç. Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olsa bile okulda 2500 ağacın kesilmesi söz konusu ve bu nedenle bu projeye karşıyız. Biz tarihle bugün arasında yol kuranları tabii ki severiz. Ama bir tarihin üzerine yol geçirtenleri de asla affetmeyiz. 100. yılın Çukurambar'a dönüştürülmesini istemiyoruz. Omuz omuza isyan etmiş mahalle halkını ve öğrencileri o mahalleden süremeyecekler. Sermayenin talanına karşı hem kampüsümüze hem mahallemize kalkan oluyoruz. ODTÜ'ye Trabzon'dan, Karadeniz'den, yeşilden, doğadan geliyoruz. Aradığımız doğayı, yeşili, ormanı, temiz havayı Ankara'da, Ankara'nın Bozkır'ında burada bulduk ve biz üniversitemizden ve mahallemizden yol geçmesini istemiyoruz. Bu yolu istemiyoruz. Çünkü bu yolda Ahmet Atakan'ın kanı var. Çünkü okulumuzda sermayenin değil doğanın sesini dinlemek istiyoruz.
100. yıl ve Çiğdem mahallelerini ikiye bölecek yol doğal yaşama zarar verecek. Çünkü birilerince tanımlanmış bir medeniyet istemiyoruz. Bu yolu gerçekten istemiyoruz çünkü bizim sevdiğimiz tek yol Yılmaz Güney'in yoludur. Ethemlerin, Ali İsmail'lerin, medenilerin emanetine sahip çıkıyoruz. Onlar olduğu sürece özgürlük sokakta, ottu kavgada olmaya devam edecek. AKP'nin bizi sürecinden hiçbir ders çıkarmayarak demokratikleşme paketinde de olduğu gibi halkın taleplerini içe sayıp yolda yapmasına karşıyız. Kemal Kurdaş'ın ağaçlarının yapraklarıyız. Yol yıkılsın, ahlak geçsin istiyoruz. Aslında bu tam olarak bu yol meselesi değil. Egemen sistemin ülke koşullarında dayattığı bu politikaların ortaya bir yansıması. Biz yalnızca okulumuza değil, evimize sahip çıkıyoruz. Senin evinden yol geçirseler senin hoşuna gider miydi? Biz mahallemize ve okulumuza devlet şiddetinin girmesini istemiyoruz. Greenla yol. Biz bu yola karşı direniyoruz, direneceğiz. Çünkü biz mesleki bilgimizi rant politikalar için değil, halk için kullanıyoruz. Çünkü araba gürültüsünün olduğu yerde müziğe yer yoktur. Ulaşım sorununa uzun vadeli çözüm bulmak için yol yapmak değil, toplu taşımayı geliştirmek, Ankara'daki metro hattını büyütmek gerekir. Çünkü bu ağaçlar kesildiğinde hüzünler müziğimizden eksik olmayacak. Devrimcilerin diktiği ağaçları sermayeye söktürmeyeceğiz. İstemiyoruz çünkü trafik sorununu daha fazla yolun değil, top taşımın çözeceğine inanıyoruz. Doğanın ve sanatın, iç içe olduğu ortamın bozulmasını istemiyoruz. Egzoz altında spor yapmak istemiyoruz, huzurumuzu bozmamaydı köpçek. Ottu'dan geçecek bir yola karşıyız çünkü bu yol dağının katlinden ve yolsuzluktan geçer. Özellikle 18 Aralık'ta Tayyip Erdoğan'ın Ottu'dan kovulmasından sonra ODTÜ'ye yapılan bu sistematik saldırıların bir parçası olan bu yolu ODTÜ'de istemiyoruz. Kampüs ekosistemi içerisinde yaşayan tüm canlılar için bu yola karşıyız. Dansı ayıp sayan, sanatı çöpe atan bir hükümetin yaşam alanımızdan rant yol geçirmesine izin vermeyeceğiz. Yolu istemiyoruz çünkü çok gri. Bu yolu istemiyoruz çünkü bu yol hiçbir tartışma ortamı yaratılmadan ve burada yaşayan gerçek sakinlere sorulmadan yapılmaya çalışılan ve önümüze konulan bir proje. Otomobil ve rezidansların arasında insanlığın sıkışıp kaldığı bu düzende insanlığın ve doğanın savaşıdır otoyola karşı mücadele. Biliyoruz ki geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar. Yola karşıyız çünkü müzikle besledarlarımızın araç gürültüyle lekelenmesini istemiyoruz. Patronların çıkarları için çevrenin yağmalanmasına karşıyız. Gezi direnişi ruhuyla gençliği mücadeleye çağırıyoruz. Çünkü bu yolun yapımı esnasında 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bu yolu istemiyoruz çünkü halkın mallarının, halkın kaynaklarının aslında halkın yararına bile olmayan bir yol için böylesine harcanması akılsızlıktır, mantıksızlıktır, halk düşmanlığıdır. Bırakın elmalar kafamıza düşmeye devam etsin. Bu yolu istemiyoruz. Geri dönüşü olmayan ekolojik yıkımlara neden olacağı için bu yola karşıyız. Zaten halihazırda yaşamın birçok alanında elleri yakımızda ve nefes almakta zorlanıyoruz. Nefes alabileceğimiz tek mevzi artık doğamız kaldı, yeşilliklerimiz kaldı. Biraz da bu yüzden karşıyız. Ormanlar halkındır. Yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Bir pazar sabahı 14 yaşındaki bir çocuk, ekmek almasını tehdit unsuru olarak gören devletin bu yol projesindeki orman hassasiyetine inanmıyoruz. Mahallemizden geçirilmeye çalışılan 40 bin tane aracın yaratacağı kirliliğe maruz kalmak istemiyoruz. Çünkü yaşayacağımız başka bir dünya yok. Kütüphanede ders çalışırken yanımızdan geçen bir otoyolu ve onun gürültüsünü duymak istemiyoruz. Gökçe'nin rant yolu ODTÜ'den geçemez çünkü ODTÜ'den geçecek tek yol devrimdir. Okulumuzdan ve mahallemizden yol geçmesini istemiyoruz. Çünkü 100. yıl mahalle kültürünü kaybetmemiş Ankara'nın sarılı yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ve mahallemizin ortasından 8 şerit yola karşıyız. Ağacıma ve mahalleme dokunma. Yolu istemiyoruz çünkü bu toprakları farklı diller değil yollar bölüyor. Bu yolu istemiyoruz çünkü iktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur. Karayolları insanları birleştirmez, yalnızlaştırır ve bencilleştirir. Dileğimiz daha çok orman, daha çok yaşam alanı, daha çok bisiklet. Katlı yapılar üzerine kurgulanmış durumda. Bizim işte açtığımız burada tabii ki bir
bir engel var. O engel de mania hattı dediğimiz Etimesgut Havaalanı'ndaki uçuş hattı var. Uçuş hattı var. O uçuş hattından kaynaklı yüksek yapılara izin verilmiyor. Uçuşlar 11 Eylül'de. Herhalde öyle olacak. Onun için Büyükşehir Belediyesi o uçuş hattını kaldırarak işte 70 katlı yapıların önünü açmaya çalışıyor. Tabii ki burada da çok ilginç ilişkileri görüyoruz. Belki hani son dönemin rant ilişkilerine ışık tutabilir. Büyükşehir Belediyesi bu mania hattının kaldırılmasını yapıyor, mecliste teklif ediyor, meclis kabul ediyor. Yani 70 katlı yapılara izin verecek bir düzenlemeyi yapıyor. Biz Mimar Hasan Köşesi olarak dava açıyoruz bu sürece. Çünkü kentin yapılaşmasını alt üst edecek, ona uygun bir altyapısı yok diye. Dava sürecinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınıyor. Şimdi dava sürecinde oradan gelen görüşler bizim açtığımız davayı destekleyen görüşler oldu ve iptal edildi. Bu da bize şunu gösteriyor ki Melih Gökçek bu mani hattını kaldırırken hükümetin diğer kanallarıyla bir iletişim içerisinde değil, emri vaki yapmış. Çünkü çok büyük rant gelecek işte. 70 katlı yapılar ne demek? Bir de kamusal hizmet yaparak veriyoruz diyor. Mesela atıyorum Ankara Ticaret Odası'na çok büyük bir emsal veriyor. Onun karşısında atıyorum 200 derslikte okul yapacak diyor. Onun için verdi diyor. Cepa alışveriş merkezine emsalini artırıyor. Metrekaresini genişletiyor. Ya işte Nasrettin Hoca heykeli için yer verdi. Çok tatlı, çok sağ ol. Falan gibi böyle açıklamalar da bulunuyor. Yani bir taraftan da hükümet ve hükümetin aynı görüşünde olan yerel yönetimler de birbirlerine çelme atıyorlar anladığımız kadarıyla. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen görüşler bizim davamızda bayağı bir bizim lehimize sonuçlar çıkmasına neden oldu. Ama biz hani yürütmeyi durdurma aldık, Bölge İdari Mahkemesi'ne gitti. Bölge İdari Mahkemesi mania hattının iptaliyle ilgili tekrar bilirkişi keşfi istedi. O bilirkişi keşfinde de rapor bizim elimize gelince bir daha istedi. Yargı bile hani rantı zorlamak üzere harekete geçmiş durumda. Yani ilişkiler, yerel yönetim, hükümet, yargı. Kaldırın mania. Hepsi bir arada olmuş durumda. Aslında son dönemin hani o paralel devlet mi diyorlar, başka rant devleti mi bilmiyorum ama işte hepsi bir iç içe geçmiş. Yani bir mania hattı üzerinden de açığa çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Eskişehir yolu ve o taraf önemli. Bir de bence aslında çok enteresan, hani bütün kentler özellikle Ankara düşünürken onun da bir akciğeri vardı ve aynı İstanbul'da olduğu gibi parçalandı. Aslında çok ciddi talanı açılan kamusal alanları var. Atatürk Orman Çiftliği otoyolunun bakımından çok önemli. Bir de tarihsel yağma, aslında demin söyleyip geçtik ama önemli bir örnek. Bu açarsak Evde Saraçoğlu'yla. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Yani aslında bunların her biri başlı başına bir program olabilir. Ankara'da Çapul TV'cileri bu program, bu yağma alanların her biriyle ilgili birer program yapmaya da davet edelim bu arada Şantiye Sağlığı için. Buyur Ali abi. Çünkü hakikaten her birini saatlerce konuşmak mümkün. Belki hani bu özellikle kültürel mirası da yok eden bir yaklaşım var. Ankara'da bundan hakikaten çok nasibini alıyor. Mesela en önemlisi Hacı Bayram Camii'nin olduğu bölgeydi. Evet. Yani bir tarafta Hacı Bayram Camii, diğer tarafta işte Roma dönemi kalıntıları açıktan. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor, diyor ki Hacı Bayram Camii'nin önündeki avlu mekanı, ki siz de beraber aslında dolaşmıştık bu. Beraber ağlayarak gözüküyoruz. Tam o alanda mesela iş makineleri de kazıya giriyor, haberimiz oluyor. Biz basınla birlikte gidiyoruz televizyonla beraber. Yani böyle zaten bütün izleri görüyorsunuz. Yani gerçekten akıl dışı bir yaklaşım. Yani Roma döneminin olduğu çok açık. İşte Ankara Valiliği var, oradaki Roma dönemi anıtları herkes bilir Ankara'da. Dolayısıyla iş makineleriyle biliyor. Yani düzenleme yapacaksanız bile. Ve biz gidip orada tespit ettik. Görünüyor her şey. Aşağıda işte Roma dönemi duvar, kalıntıları var. İşte müzeye haber veriyorsunuz. Ve hiçbir yetkilisi yok. Yani onun başında İşte ne bileyim, arkeolog olması lazım, bir sanat tarihçi olması lazım filan. Şantiyede kimse karşınıza çıkmıyor. İşte kepçe operatörüyle indir buraya bir adam, vurup indir. Yani bu kadar, yani gerçekten ihanet edilebilir.
Yani bunları çoğaltmak mümkün. Bir tarafı... Roma'ya değil, oradaki hani ecdat dedikleri insanlar kendilerine... Ecdatlar sahip yani çıkmıyor. Roma'ya sahip çıkmıyor. Yani orada gördüğümüz bütün eski tarihi binaları neredeyse tanınmaz hale getirip yeni tarih eserler yapmışlar. Bir de ben artık bu en son kasalardan, tırlardan, ayakkabı kutularından sonra oradaki esnaf hatırlarsanız buradan Roma hamamına kepçeyle girip küçük küçük altın götürdüler diyorlardı. Yani artık inanıyoruz artık. İnanıyoruz yani. Kale içi esnafı ihbarda bulunuyor, gidin. Küçük küçük altınları götürmüşler. Vallahi o zaman ben de inanmamıştım gerçekten. Ya olmaz böyle şey falan değil. Ya bunu da uyduruyor gibi. Son yaşadığımız döneme bakınca hakikaten demek ki doğrudur diye düşünüyoruz. Yani böyle örnek çok orada. Yani hani böyle iyi projeler insanlara anlatıyorlar. Belki burada şey dikkat çekmek lazım. Yani işte biz oraya gidip basınla birlikte onu görünür hale getirdik. Yazdığımız hızlar var. Basın buna çok sahip çıktı. Yani bilmiyorum, Ankara kentlerinin de sahip çıkması gerekiyor. Yani o da işte hukuki süreci yaşatıyor, gidiyor, tespit ediyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Biraz belki işte bizim bu işte kentli olmak ilgili sorunumuz var diyoruz. Sadece Ankara'nın sorunu değil belki, ülkenin bir sorunu olarak. Biraz ona çaba sarf ediyoruz gerçekten. Hani dünyanın başka bir yerinde öyle bir alana kepçeyle girseler de herhalde değil mi? Ne belediye başkanı kalırdı, ne başbakan kalırdı yani. Ama burada yani hani her şeyden kalmadılar. Evet. Bundan da kalabiliyorlar. Biraz oralarda sıkıntı yaşanıyor. Yani tabii bütün o kimliğe yönelik şeyler özellikle ulusta çok yoğun yapılıyor. İşte Altındağ Belediyesi'nin çalışmaları ve rekonstrüksiyon. Yani oradaki bir dönemin dokusunun hepsini yıkıp yeniden yapıyorlar. Onu da güzel bir şey gibi lanse ediyorlar. Şöyle gittiğiniz zaman işte hepsi birbirine benziyor. Kapıları, pencereleri aynı. Tek tip bir dokudan bahsediyorsunuz ama işte kentler böyle genel bir algı var. Ya burası da bayağı güzel oldu. Yani bir söyleyen dostlarımız da var maalesef. Ama işin aslı öyle değil. Yani bir dönemin tüm anılarını, her şeyini yok ediyorlar aslında. Onların zenginliği her birinin işte farklı farklı da olsa bir uyum içerisinde orada yer alması, orada yaşayan insanların anılarının orada yaşatılması. Yani biraz bunlara dikkat çekmek gerekiyor. Burada işte bu kentin kimliğiyle ve kentin bilinciyle çok orantılı şeyler. Biraz bizim ülkemizde bu eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Yani onlara sahip çıkmak gerekiyordu. Tam çıkamıyoruz. İşte biz otel olarak bu konudaki gerçekten ciddi olarak sorunumuzu yerine getirebiliyoruz ama maalesef yani Uluslararası Kent Merkezi'ni yok etmiş durumdalar. Daha ötesinde de projeleri var biliyorsunuz. Bütün ulus meydanını aşağı çıkaracağım dediği bütün bir dönemin işte yapılarının hepsini yıkıp oralarda hatta şeyden de endişe ettik, işte meclis binaları vardı biliyorsunuz, ikinci meclis binaları, ondan bile endişe ettik, acaba dedik onlar da böyle gider mi? Çünkü o kadar yoğun ve açık bir saldırı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan yine Gençlik Parkı mesela Ankara'nın hakikaten evet, çok önemli bir alanı. Yani işte son dönemde artık gözümüzde, evet yani Ankara'nın hatta tüm yani tüm Türkiye'nin Ankara'ya geldiğinde de uğrak noktası bile. En azından askerliğinde evet, yani ben, bir çay içmiştir. Aynen öyle. Yani ben artık oradan geçerken gözlerimi kapatıp geçiyorum. Yani bütün o ruhunu hakikaten yok ettiler. Yeni bir şey ne yaptılar. Yani ben de öyle düzenlemeler var ki bir kere artık o eski yeşil dokudan bahsetmek mümkün değil. Yaptığı şeyler böyle işte günübirlik insanların böyle elektrikli Facebook kültürü var. Peyzaj. Her taraf böyle bir kere sert zemin haline gelmiş durumda. Yani o doğal dokusu yok. Yaz ruhu yok. O artık o göl bile yani hakikaten çok önemli bir alan arası. Eski resimlerine bakıp kıyasladığımız zaman ki biz onları kendi Sobe gazetemizde de yazdık. Gerçekten işler acısı yani. Tam tersine böyle o yeşil alan ya da işte kamusal bir alan değerini yok etmiş durumda yaptığı binalarla. Müthiş yapılaşmalar içerisinde ve yaptığı yapıların hiçbir kimliği yok. Yani Ankara'yla hiçbir alakası yok. Son derece böyle işte yeşil alanları yok eden sert zeminlerde insanların böyle gelip geçtiği bir yer haline gelmiş. Bütün o geçmiş dönemlerini yok etmiş durumda. Onun için de demiştik biz ruhunu kaybeden Gençlik Parkı diye bir yazı yazmıştık. Tam da ona denk geliyor diye düşünüyorum. Yani böyle... Neyse biz İstanbul'da şunu duyuyoruz yani özellikle mesela köprü hani burada da yani Atatürk Orman Çiftliği Otlu Ormanı gibi ama hani İstanbul'da da çok ciddi bir ormanlık alan biliyorsunuz ortasından yol geçerek katlediliyor. Ama biz diyoruz ki özellikle 22 Aralık'taki kent mitingi öncesinde ve kent mitinginde dedik ki bunlar zaten şaibeli bilim, hukuk ve ahlak dışı
projelerde şimdi ortaya çıkan bu ayakkabı kutuları, tırlar vesairelerle bunların üstünde bir tek çivi bile çakılması tamamen gayrimeşru hale gelmiştir. Ve biz İstanbul halkı olarak bakanlıkların, belediyelerin bunları devam ettirme yetkisini bütün üyelerinden alıyoruz. Bunları durdurun. Ve çok kritik, yani 3. Köprü Havalimanı'nda riskli alan uygulamaları, bunların yapılması kesinlikle gayrimeşrudur. Ve biz İstanbul halkı olarak doğrudan eylemlerimizde bunların yapılmasına engel olmaya çalışacağız, bu mücadeleyi öreceğiz. Ve eğer bırakırsanız binlerce ağaç kestiğiniz ormanda kendine gelir, siz yeter ki elinizi çekin. Yani yeter ki Atatürk Orman Çiftliği'nden, Otlu Ormanı'ndan, Gençlik Parkı'ndan bir ellerini çeksinler. Ankara halkı da hani oraları yeniden kendi kimliği, ruhu olan yerler haline, mekanlara dönüştürür diye düşünüyoruz. Çünkü biz İstanbul mitinginde de hep söyledik. Bir şehir ki nedir ki içinde yaşayanlardan başka? Ve şimdi de diyoruz ki aslında bir kent nedir ki içinde biriken öfkeden ve devrimci çelişkilerden başka? Bu bakımdan biraz demin alarmında şikayet ettiği noktaya gelirsek, aslında barınma hakkı ve kent hakkı belki daha yeni yeni Türkiye'de bir birleşik mücadele, aslında Emek Sineması İstanbul'da bunun önemli örneklerinden biriydi. Hatta bize ne işte birinin özel mülkiyet olan bir binayı niye savunuyoruz diyebilen arkadaşlar vardı. Halbuki orası aslında bir sosyal güvenlik kurumuna ait. Yani işçi ücretleriyle edinilmiş bir kamu malıdır. Bir zaman birini özel mülkiyet olarak kiralamışlar. Dolayısıyla Emek Sineması ya da özel mülkiyetmiş gibi görünen şeylerin savunması da önemli. Saraçoğlu'ndan belki hani çok bahsetemedik ama evet. Ne önemi var Saraçoğlu'nun bu kentin ruhu ve kimliği bakımından değil. İstanbul'da bir kent ve barınma hakkı mücadelesi Ankara'da için hani ne tür çağrılar beraber yapabiliriz, ne tür sorumlu olanaklar var şu anda elimizde? Ben şey söyleyebilirim aslında, hani sizin o söylediğiniz bir kentlilik bilinci aslında, kente sahip çıkma bilinci henüz tam anlamıyla bilince çıkmış durumda değil. Ama bu Gezi Parkı'yla birlikte bir sıçrama yaşadığını söyleyebiliriz. Herkes en azından parkına, ormanına sahip çıkmaya çalışıyor ama henüz yeterli derecede değil bu. Ben ilk şeyi söyleyebilirim mesela 1980'li yıllarda ilk kent mücadelesi Güven Park'la birlikte başlamıştı. Mesela Güven Park otopark olmasın kampanyasıyla ve inanılmaz derecede oranın otopark olmasını engelleyen bir Ankara halkıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi bütün bu rant politikalarının hedefinde aslında insan var diye düşünüyorum. Neoliberalizmin bütün hedefinde insan var. İnsanı kimliksizleştirmek, belleksizleştirmek ve sadece yani sistemin yürümesi için bir araç haline getirmek o. Rant sisteminin yürümesi için. Onun için de bütün bu değerlerimizi bizim alt üst ediyor. İşte Saraçoğlu gibi mesela Cumhuriyet döneminin ilk toplu konutu dediğimiz örnek. Bana işte, göre Ankara'nın gerçekten de ruhu hatırlıyor. Ruhu, yeşil alan açısından da baktığımızda Kızılay'da inanılmaz bir nefes alanı. Burayı riskli alan ilan ediyor. Hani bu riskli alandan ne çıkacağını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hani biz bu sürece doğrudan zaten bizim çalışma alanımızda olduğu için müdahale olduk. Tabii Gezi direnişinin verdiği o ruhu da arkamıza alarak hakikaten gözümüzü kararttık. Eğer Saraçoğlu'na bir kepçe girerse dedik, orası bizim için Ankara'nın gezisidir dedik. Bunu kamuoyunda da çok rahat şekilde ilan ettik ve iş makineleri girdiği andan itibaren Occupy Saraçoğlu çağrısı yapacağımızı da söyledik biz. Ama bunun yanında da Saraçoğlu ile ilgili, yani evet kentin merkezinde kalmış bir lojman, bunu kenti yeniden canlandırmanın bir aracı olabilir mi o alan diye mi? Kent düşleri yarışması açtık. Hani bu kentin içerisinde tekrar bizim nefes almamızı, tekrar kentin her saniyesini, her dakikasını, gecesini, gündüzünü yaşayabileceğimiz, Kızılay Meydanı ile Güven Parkı'yla birleştiğinde bir yaşayan kente dönüşür mü diye de kent düşleri yarışması dönüşür, açtık. Dönüşür, değil mi? Onunla ilgili de çok güzel bir projeler ortaya çıktı. Bu projeler ortaya çıkınca da yani biz bir taraftan karşı çıkıyoruz. Çünkü hep böyle muhalefet, hep muhalefet diyorlar ya bize. Ya biz öyle yapmıyoruz yani. Karşıda çıkıyoruz, alternatif de üretiyoruz. Alternatifimiz de var dedik. Bizim de bir projemiz var. Yani orası
gerçekten hani rant amaçlı değil, insan odaklı. Neler odaklı? Neler önerildi aslında biraz böyle hoş içimizi rahatlatacak yani bu ayakkabı kutuları, özellikler, tırların dışında içimizde... Tabii Gezi direnişinden sonra olduğu için orası mesela bir demokrasi alanına dönüştürenler de oldu. Orayı hani tabii bir taraftan tam başbakanlığın dilinde, meclisin dilinde olduğu için orasını bir demokrasi alanına, bir söz söyleme alanına dönüştürenler oldu. Kültürel mekanlara dönüştürenler oldu. Üniversite, kentin üniversitesi haline getirilmesi gibi bir dolu fikir gelişti. Biz tabii bu aşamada bir taraftan isyan çağrısı yaparken bir taraftan da bizim de projemiz var çağrısı yaptık. Herkes başbakana, yani Cumhurbaşkanı'na projelerini sunuyormuş. Ankara Ticaret Odası falan dedi ki biz de şansımızı denedik. Biz de şansımızı denedik. Yani Cumhurbaşkanı da sağ olsun hakikaten ilgi gösterdi. İki gün içerisinde bize randevu verdi. Gittik biz. Projelerimizi de aldık. Biraz yumuşak başladık kendisi de. Evet öyle. Görünüyor. Sonra tabii bizden izin alarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Odası'nı da davet etti Cumhurbaşkanı. Sizin ona izin olması kaydıyla da onay da verdik. Orada hani bu alanın çok önemli olduğu, bu alanın bir rantay var edilmemesi gerektiği, yıkılmaması gerektiği, bu cevheri açığa çıkartmak gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı da iyi niyet göstererek taraflar ortaklaştı. Riskli alan olmak. Şu anda Danıştay durdurdu sanıyorum onu. Yok, riskli alan durdurdu ama yeniden ilan edildi. Bu arada işte Ankara Ticaret Odası, Mimar Odası ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bu sefer görüşmeye başladık. Bu görüşmelerde de işte katılımcı bir yöntemle oranın dönüşmesi, halkın fikrini söylemesi ve yıkılmanın kesinlikle olmaması, yeni yapı yapılmamasıydı. Restore edilerek yani kafesinden kütüphanesine, müzesine kadar her şeyi bir arada barındıracak bir şeye dönüşsün istedik biz. Bu yani 7-8 tane toplantı yaptık. En son Çevre Şehircilik Bakanlığı protokol imzalama aşamasına geldik. Hatta o kadar uzattılar ki bakanla görüştük. Şu anda istifa eden Erdoğan Bayraktar'la görüştük. Erdoğan Bayraktar bize orada ya bunun dedi yapılmayacak. Ne var hani dedi ben dedi yetkileri veriyorum protokol imzalansın dedi. Sonra da döndü bize buradan bir gezi çıkmazları. Ondan sonra tabii yani görüşmede ne alakası var? Biz de dedik yani gezi mi çıkar başka bir şey mi çıkar bilmiyoruz ama bizim hedefimiz oranın kente kazandırılması. Protokolü imzalamadılar. Protokolü de istediğimiz sadece şuydu yani iyi niyet olarak yani burası yıkılmayacak, yeni yapı yapılmayacak, kente kazandırılacak. Bu kadar buna iyi niyet gösterin diye. Bu protokolün işte imzalayacağız, imzaladık falan derken bu arada Ankara Ticaret Odası ile biz sürecin dışında kalıyoruz yani Çevre Şehircilik Bakanlığı sürece cevap vermediği için. Bir gün bir kalkıyoruz, orası tekrar riskli alan ilan ediliyor. Yani hem bizimle iyi niyet görüşmeleri yapıyorlar, hem arkadan riskli alan ilan ediyorlar. Yani bunu biz doğru bulmadık. Bizi yönetişmişler. Bizi yönetmeye çalıştılar, bilmiyoruz. Ya da bizi oyalamaya çalıştılar. Ama şu an görünen o ki girilen ilişkiler, son dönemde çıkan bütün bu yolsuzluk ve imar rantı üzerinden şekillenen şey, hani neoliberalizmin kentleri, bütün ilişkileri, bütün o demokratik tırnak içerisinde demokratik dediğim yönetişim ilişkilerinin hepsini bir rant ilişkisi üzerinden kuruyor. Ve ne kadar daha fazla alabilirim, ne kadar uzatıp arkadan dolanıp işi çevirebilirim yaklaşım içerisinde olduklarını gösteriyor. Hatta dün itibariyle, işte 31 Aralık itibariyle daha doğrusu, Sayıştay raporları yayınlandı. Evet. Sayıştay denetiminden kaçan bir hükümetle karşı karşıyayız. Atatürk Orman Çiftliği'nin talanı açıldığını Sayıştay'da açıkça söylüyor. TOKİ yapılarıyla ilgili, TOKİ'ye hiç değinmedik genel olarak. TOKİ ile ilgili de ihalelerde verilen bedelin daha sonra işte değişik kalemlerle artırılmasının doğru olmadığını, yani işte A lira bedelle veriyorsunuz, 3 A liraya mal ediyorsunuz. Asıl rant ilişkisi bence o 3 lira artırılmasıyla ilgili bir durum. Bunların hepsinin yanlış olduğunu Sayıştay da söyledi. Yani bütün bunları gerçekten açığa çıkartacak, bir mücadele aksı oluşturacak sürecin Ankara'da potansiyelleri var. Biz işte 2012 yılında aslında göreve gelmiş bir yönetimiz ama eylem programımız 2012'de direnişin ve umudun başkenti Ankara başlığıyla çıkmıştı. Biz bir yerden patlayacak bu kent üzerinden dedik çünkü
kent üzerinden bir rant yaratmaya başladığınızda bizim alanımıza doğrudan gireceğini ve patlamanın da burada olacağını düşündük. Hani ya Taksim'de patlar ya Atatürk Orman Çiftliği'nde diye İkisi hep böyle konuşurken Atatürk Orman Çiftliği bizim şeyimizden çok uzakta olduğu için mekansal konumlanış itibariyle Taksim'de patladı. Ben önümüzdeki süreçte sürekli patlamaların yaşanacağını düşünüyorum kentsel ölçekte, rant ölçeğinde. Bu konuda halkın biraz daha duyarlı olduğunu görüyorum ama önümüzdeki yerel seçimler sanırım bir eşik olacak. Önemli bir eşik. Toplum çünkü işte sokağa çıktı, tepkisini gösterdi ama şu anda bir bekleme durumu. Hani sadece demokrasinin sandık olmadığını Haziran'da gösterdi. Ama herhalde sandıkta da bir şey gösterecek diye bekliyorlar diye düşünüyoruz umarız. Göçek gider, biz kurtuluruz. Yeni mücadelede, yeni dönemde kiminle karşı karşıya kalacağımızı görürüz. Çünkü bitmeyecek yani, kim gelirse gelsin. Evet, Çapul TV'de şantiye sahasında bir büyük, Türkiye'deki ikinci büyük şantiye sahası haline döndürdüler. Ankara'daydık. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ndeki sevgili arkadaşlarımızla aslında her bir ayrı programa konu olması gereken çok büyük Ankara'daki yağma projelerini biraz kısmen konuşmaya çalıştık. Ama gerçekten bundan sonra sizlerin de yardımıyla bunların üstüne gitmeye devam edelim ve umudun ve direnişi başkenti Ankara'da bundan sonra nice kente dair, barınmaya dair, kent hakkına dair direnişleri hep birlikte incelemek üzere bu akşam hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler. Geçiyor biten bir sevda gibi, uyanıyor Ankara günün ilk saatleri. Sokaklar dolar şimdi bakmadan ya Ankara, başlanıyor her günkü yaşama kavgasına. İşe koşar kimimiz, kimimiz iş bulmaya, sanki sonu görünmez bir yol gibi bu dünya. Düşe kalka bu yolda, sevdası kavgasıyla, birer özlem bir bulmar, yalanın olanıyla. Bilinmez ne getirir bize gelecek günler. Her gün yeni bir umut, her gün yeni bir dünya. Akıp gidiyor yaşam sel gibi sokaklarda, sürüklüyor her şeyi yorgun umutları da. Yaşam gelmiyor bırakmaya, karşı durmaktır yaşam, tükenmemektir asla. Karşı durmaktır yaşam, onurla ve sabırla, yüreğinde duymaktır
sevdanı umudunla.